İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. İnsanlık tarihinin en yakın şahitlerinden biri olan yay, kullanıldığı coğrafyadaki toplumların yaşadığı her değişimden nasibini aldı ve kendi dönüşümünü çağlar boyunca yaşadı. Milattan önce 10 binli yıllarda basit bir av silahı olarak insanların protein ihtiyacını karşılamasını sağlayan yayın, ilk dönüşümü savaş alanlarında son sözü söyleyen vazgeçilmez unsur olmasıyla yaşanacaktı. ...15. yüzyılda yaşadığı ikinci dönüşümü ise onu 21. yüzyıla taşıyarak bambaşka bir noktaya getirecekti. Yay, yüzyıllar boyunca temel askeri unsur olarak kullanıldı. Ancak ateşli silahlardaki değişim, bir savaş aracı olan yayın spor aracına dönüşmesine sebep oldu. Aynı zamanda savaşçı da bu süreç içerisinde sporcuya dönüşüyordu. Spor okçuluğunun insan hayatındaki yerini aldığı emekleme döneminde ona sahip çıkan ve kurumsallaştıran devlet de doğal olarak yaylarıyla büyük zaferler kazanan Osmanlı İmparatorluğu olacaktı. Peki okçuluk Osmanlı'da kurumsal bir spor haline geldikten sonra okçular nasıl eğitilmeye başlandı? Canbi ve İbrahim tarihçi Koray Şerbetçi'nin yardımıyla Türkler arasında en çok sevilen spor dallarından biri olan darp okçuluğu üzerinden bu sorunun cevabını bulacaklar. İskitlerden beri Türk devletlerinde yay sadece savaş alanlarında kullanılmamış, hayatın her alanına sirayet etmiş. Mesela İstanbul'da dolaşan seyyahlar boş arazilerde eğlence amaçlı ok atışı yapan gençlerden bahsederler. Dönemin gravürlerine baktığımızda padişahların bile darp atışı çalıştıklarını görüyoruz. Peki bu darp atışı antrenmanları nasıl bir disiplin üzerine kurulmuştu? Usta okçu olmak için hazırlanan aday tahta bir hedefe bir ay boyunca her gün 300 defa ok atışı yaparak antrenmanlara başlardı. İkinci ay daha sert bir yayla 300 ok atışı yapardı. Bu antrenman metodunu kendini yeterli görene kadar hiç durmadan devam ettirirdi.
Ardından darp atışında mahir olduğunu ispatlamak için ustaların önünde ok atışı yapar ve böylece kendini kanıtlardı. Darp atışlarında en iyi olabilmek için büyük bir rekabet vardı. Hatta bu rekabet öyle bir noktaya geldi ki usta atıcılar bazen demir plakaları arka arkaya koyarak hepsini delmeye çalışırdı. Darp okçuluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun ve doğal olarak dünya okçuluk tarihinin ilk spor müsabakalarından biriydi. Birçok padişah eğlence amaçlı darp atışları yaparak ata yadigarı olarak gördükleri okçuluğun spor kültürü olarak ilerlemesine katkı sağladılar. Janbi, şimdi Ferhat'ın hazırladığı düzeneklerde padişahların resmedildiği gravürlere bile yansıyan darp hedeflerini geçmeye çalışacak. Sırasıyla cam, tahta ve demir bir levhaya ok atışları yaparak okçuluk spor tarihinin ilk dallarından birini bizler için deneyimleyecek. Bu hedeflere 20 metrelik bir mesafeden atış yapacak. Bakalım Osmanlı okçularının en büyük rekabetinde başarılı olabilecek mi? Evet Canbi, Osmanlı okçularının darp atış çalışmalarını yaptığı tüm hedefleri geçmeyi başardı. Kullandığımız hedefler daha önce Osmanlı ok ve yaylarıyla aşmayı başardığımız materyallerdi. Benim için çok zorlayıcı olmadı. Asıl zor olan bunu ok meydanında her gün yüzlerce insan önünde tekrar etmek olmalı. Bu fiziksel rekabetin yanı sıra psikolojik bir sınavdı. Osmanlı okçuları antrenmanlarında bile bu gerginliği yaşayarak demir gibi sinirlere sahip oluyorlardı. Fiziksel ve zihinsel olarak güçlü sporcular yetiştirip onların arasında müsabakalar organize eden ilk sportif okçuluk teşkilatı 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulmuştu. 15. yüzyılın başından itibaren kurulan ok meydanları ve okçuluğun spor olarak öğretilip uygulandığı atıcılar tekkesinin kuruluşu Batılıların spor okçuluğuna başladıkları tarihten tam bir asır öncedir. Ancak bugün yapılan modern spor okçuluğunun ve kullanılan yayların kökenleri 1537'de İngiltere'de kurulan Guild of St. George adlı okçuluk kulübüne dayanıyor. Bu Türklerin başlattığı spor okçuluğu akımının yaylarıyla özdeşleşmiş bir diğer medeniyetin ellerinde yükselmeye devam edeceği anlamına geliyordu. Okçulukla ilgili hassasiyeti olan yalnızca İngiltere Kralı değildi. İngiliz yazar Roger Ascham, 1545 yılında yayınladığı Toxophilus adlı kitabıyla bu alandaki bilginin korunmasında ve okçuluğa ilginin artmasında önemli bir paya sahipti. 1600'ler boyunca İngiltere'de pek çok dernek kuruldu ve düzenlenen turnuvalarla okçuluk bir müsabaka sporu haline aldı. İngiltere'nin bu girişimlerinden yaklaşık 300 yıl sonra 20 Mayıs 1900 tarihinde yaşanacaklar ok ve yay için yeni bir çağın başlangıcı olacaktı. O gün Fransa'nın başkenti Paris'te okçuluk bir spor branşı olarak ilk kez olimpiyat oyunlarında yer aldı. Okçuluk artık savaş sanatı olduğu zamanlardaki gibi hemen hemen tüm milletler tarafından ilgi duyulan uluslararası bir spor branşı haline geldi. Tabii bu değişim kaçınılmaz bir devrimi de tetikledi. Yaylar, modern dünyanın teknolojik nimetlerinden faydalanarak atıcının işini iyice kolaylaştıran malzeme ve tasarım desteğini alarak yenilendi. Peki günümüz yaylarının teknolojinin yardımıyla
geleneksel yaylardan daha kolay atışlar vaat etmesini sağlayan bu yenilikler nelerdi? Janbi ve İbrahim bu sorunun cevabını bulmamızı sağlayacak. Bu yaylar mümkün olan en doğru atışı yapabilmek için tasarlanmış. Okun her defasında aynı reaksiyonu gösterebilmesi için çeşitli parçalar eklendi. Mesela ön rotlar ve yan rotlar. Bu aparatlar ne işe yarıyor? Okçunun yayını dengeli bir hizada tutabilmesini sağlıyor. Tabii dengeli bir tutuş iyi bir atış demek. Kesinlikle. Ayrıca dengeleyicilerin yanı sıra titreşimi azaltmak için çeşitli parçalar da eklenmiş. Nişangah damparı ve arpacık damparı. Yaydaki titreşimi minimum seviyeye indirmek için kullanılan ekipmanlar. Nişangahlardan da bahsetmemiz gerek. Geleneksel yaylarda böyle bir düzenek bulunmamakta. Evet, yine bu parçalar sayesinde okçu okunun nereye gidebileceğini kestirebiliyor. Amaç yine en doğru atışı yapabilmesi. Kanatlarının uç bükümlü olması Osmanlı yaylarında gördüğümüz bir özellik. Her ne kadar uzun yaylı olan benzerliği olsa da Osmanlı yaylarına benzeyen yönleri de yok değil. 3000 yıla yakın süre ağacın mukavemetini arttırmak için boynuz ve tendon kullanılmıştı. Biz bu tür yaylara kompozit yaylar diyoruz. Olimpik yaylar tıpkı Osmanlı yayları gibi modern, kuvvetli kompozit malzemelerden üretiliyor. Modern yaylar üzerinde yapılan en önemli çalışma ise hedef odaklı atışlarda maksimum verimi almak üzerineydi. Osmanlı yayları gibi geleneksel kompozit yaylar, yaylım ateşi amacıyla kullanılan menzil silahlarıydı. Bunun da en büyük sebebi okun yaydan çıktığında yaptığı savrulma yüzünden hedefi tutturma oranının düşük olmasıydı. Yüksek hızlı kameralar sayesinde okun yaydan çıkış anında kıvrılarak gittiğinin anlaşılmasıyla bu hareketi kontrol altına alma çabaları hızlandı. Bulunan çözüm basit ama etkiliydi. Yayların kabzalarına pencere açılarak ok yatağı eklendi ve ok kirişle aynı hizaya getirildi. Bu da okun çıkış anında savrulmasının önüne geçerek daha isabetli atışlar yapılmasını sağladı. Olimpik yay tüm bu gelişmelerin ardından atışı etki eden bütün faktörleri minimize ederek salt sporcunun performansını öne çıkaran bir kimliğe bürünmüş oluyordu. Bu yüzden okçular olimpik seviyede gerekli olan performansa sahip olmak adına özel tekniklerle eğitilmeye başlandı. Önceki testlerde Ferhat'la beraber Osmanlı ordusunun en önemli okçu birliği Solakların kas hafızası oluşturmak adına yaptıkları eğitimlerini analiz eden Janbi, şimdi de günümüz olimpiyat okçularının antrenmanlarını deneyimlemek için atış alanında. Janbi, şimdiye kadar yaptığımız testlerde genellikle bir savaş anını simüle etmeye çalıştık. Savaşın kaosu arasında okçunun dört bir yandan gelen tehditlere karşılık verirken atış pozisyonuna dikkat etmesinin pek de mümkün olmadığını birlikte gözlemledik. Saniyelerin bile hayati öneme sahip olduğu savaş alanlarında okçunun bunu göz önünde bulundurması pek de mümkün değil. Ama okçuluk artık bir savaş metodu değil, bir spor branşına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla sporcu iyi bir atış yapabilmek için pek çok parametreyi bir araya getirmek mecburiyetinde. Atış fazı okçulukta başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden birisi. Bu nedenle sporcunun iyi bir atış yapabilmesi için doğru pozisyonda olması şart. Peki bu amaçla ne tür çalışmalar yapılıyor? Antrenörler sporcu gelişimi açısından bu konuya büyük önem verirler. Basınç sensörleri aracılığıyla atış anındaki vücut ağırlığının dengeli olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu testte doğru pozisyon alıyor musun onu kontrol edeceğiz. Ferhat'ın üzerinde durduğu Janbi'nin uygulamasını istediği doğru vücut pozisyonu için ayaklar omuz genişliğinde açık tutulmalı ve vücut ağırlığı dengeli bir şekilde iki ayak üzerine dağılmalı. Ayrıca gövde dik, karın içeride ve kalça vücudun pozisyonuna göre çok az dışarıda olmalı. Bütün bunların yanı sıra vücudun ekseni karşıdan bakıldığında iki ayağın tam orta noktasında yer alan ağırlık merkezi ile aynı hizada durmalı. Janbi tüm bu kurallara uyarak olimpik sporcuların atış tekniklerinin değerlendirildiği bir teste tabi tutulacak. Biyomekanik değerlendirme için Janbi basınç sensörü üzerinde 10 atış yapacak. Ferhat ve ekibi de bu sırada verileri anlık olarak görerek sonuçları değerlendirecek. Janbi hazırsan platformu alalım seni. Evet hazırım. İşaretli atışlarına başlayabilirsin. Süre kısıtlaman yok unutma. Önemli olan doğru pozisyonda atış yapabilmen.
Cami, 9 ve üzeri atışlar bizim kabul ettiğimiz atışlardır. Ve sen 6 atışında 9 ve üzerinde isabet elde etmeyi başarmışsın. Basınç platformundan gelen verilere baktığımda bu atışların oldukça dengeli olduğunu görüyorum. Yani her iki ayağını da eşit ağırlıkta yere basmışsın. Duruşun dengeli olunca sonuç da iyi olmuş. Doğru. Ama sanırım diğer 4 atışımda sorun yaşamışım. Evet, maalesef öyle Canbi. Bu 4 atışta genellikle sol ayağına ağırlık bindirdiğini görüyorum. Çekiş esnasında öne fazla eğilmişsin ve atış anında da bunu sürdürmüşsün. Bu nedenle de atışların hedefin altında kalmış. Atış sırasında doğru pozisyon almaya özen gösterdim. Ancak hedefe nişan alıp bırakış için clicker'a odaklandığımda denge faktörünü göz ardı ettim. Sanırım geleneksel yaylar olan alışkanlığım bu noktada da biraz dezavantajım oldu. Olimpik yay modern teknolojinin tüm imkanlarıyla mükemmelleştirilirken atış teknikleri de bilimsel çalışmalar ve eğitimlerle standartlaştırılmıştı. Artık olimpiyatlar gibi dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı yarışmaların sonucunu belirleyen faktör sporcuların psikolojik dirençleri ve mental kondisyonlarıydı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Temmuz 2018'de gerçekleşen Dünya Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde okçuluk spor tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden biri yaşandı. Türkiye okçuluk milli takım sporcusu Mete Gazoz'la Güney Kore'den Lee Wo Seok'un karşı karşıya geldiği mücadelede milli sporcumuz son setteki atışlarıyla geride olduğu maçta skoru 5-5 beraberliğe taşımayı başarmıştı. İki sporcunun da üstün bir performans sergilediği mücadelede kazananı son oklar belirleyecekti. Let's come back to that. Mete Gazoz, gold at stake here in Berlin. Can, hatırlarsan Saad bin Ebu Vakkas'ın performansını değerlendirdiğimiz bölümde üzerinde önemli durduğumuz bir konu vardı. Kuvvet devamlılığı. Nedir bu kuvvet devamlılığı tam olarak? Devamlılık arz eden sportif faaliyetlerde yarışmalarda performansı sonuna kadar koruyabilmek çok önemlidir. Başladığın gibi bitirebilmek yani. O dönemin askeri disiplini gereği bunun ne kadar önemli olduğunu konuşmuş, yaptığımız testte de detaylı bir şekilde incelemiştik. Günümüz spor okçuluğunda kuvvet devamlılığından daha önemli bir konu var. O da psikolojik devamlılık. Özellikle olimpiyatlar gibi en iyi sporcuların bir araya geldiği turnuvalarda psikolojinin önemi büyük olsa gerek. Kesinlikle öyle. Günümüzde elit bir sporcu olmanın en önemli koşulu çelik gibi sinirlere sahip olmaktan geçiyor. Aylar boyunca hazırlık yapılan bir turnuvayı düşünelim. Sporcu tüm fiziksel ve zihinsel hazırlığını bu turnuvayı kazanmak için yapıyor. Üst düzey sporcular arasında teknik açıdan neredeyse fark yok gibi. Hepsi modern antrenman programları ve bilimsel çalışmalarla müsabakalar hazırlanıyor. Dolayısıyla sporcunun yarışma andaki konsantrasyonu daha belirleyici. Aslında söylemek istediğim tam olarak bu. Elbette fiziksel hazırlık önemli ama günümüzde yapılan okçulukla savaş sırasında yapılan okçuluğun dinamikleri çok farklı. Asıl farkı yarışma andaki zihinsel dayanıklılık belirliyor ki bu stresle başa çıkmak göründüğü kadar kolay değil. Az önce izlediğimiz video herhalde bunun en iyi örneklerinden biri. Sporcu son bölüme önde giriyor. Ancak bu stresle başa çıkamayıp üst üste hatalı atışlar yapıyor ve maçı kaybediyor. Diğer taraftan geride olan sporcu mental direncini sürdürerek geriden gelip kazanmayı başardı. Bunu laboratuvar ortamında deneyimlemek anlatmak istediğimizi daha iyi açıklayacaktır zannediyorum. Bugün elit düzeyde bireysel olarak yapılan sporların hemen hemen hepsinde olduğu gibi okçulukta da sporcular arasındaki farkı belirleyen ağırlıklı olarak psikolojik ve mental unsurlar. Spor bilimleri uzmanımız Ferhat,
Profesyonel okçuların yarışmalar sırasında yaşadıkları durumu gözlemleyebilmek için Janbin'in de yer alacağı dörtlü bir turnuva hazırladı. Ancak Janbin'in rakipleri oldukça zorlu. Okçular Vakfı'ndan lisanslı sporcuların katılımıyla gerçekleşecek müsabakada yarışmacılar 18 metreden olimpik hedef kağıtlarına atış yapacak. Üçer atışlık 3 serinin ardından kazanan belirlenecek. Yarışmacıların her seri için 2 dakika süresi olacak. İyi olan kazansın. İlk atışların ardından Ferhat puanları hesaplayarak sporcuların hanelerine yazıyor. Janbi ilk seriyi birinci sırada tamamladı. Sıra ikinci seri atışlarda. Puanlar birbirine çok yakın. Janbi liderliğini sürdürmek için hata yapmamaya dikkat etmeli. İkinci seride durumlar biraz değişti. İlk 3 atışta önde olan Janbi ikinci set sonunda bu avantajını koruyamadı. Son seri başlamak üzere. Bakalım Janbi kaybettiği liderliği geri alabilecek mi? Janbi, ilk seri itibariyle birinci sıradaydın. Ama yarışma ilerledikçe geriledin ve maalesef sonuncu oldun. Aslında yarışmaya iyi başladım. İlk bölümü de önde bitirdim. Ancak ikinci seri için aynı şeyi söyleyemem. Zaman zaman kötü atışlarım oldu. Buna çok takılmamaya çalışsam da rakiplerimin performanslarını devam ettirmesi beni etkiledi diyebilirim. Üçüncü seriyle birlikte kazanamayacağım endişesiyle ritmim bozuldu ve atış keskinliğimi tamamen kaybettim. İstersen atışlarını daha yakından inceleyerek sorunun nereden kaynaklandığına daha detaylı bakalım. Janbi, yarışmaya çok iyi başladın. İlk atışında da tam puan almayı başardın. Bu atışın verdiği özgüvenle diğer atışlarında da yüksek skor elde ettiğini görüyorum. Açıkçası hedefi merkezden vurmak çok güzel bir his. Bu sporda yapmak istenilen en önemli şey de bu olduğundan özgüven hissettiriyor. Senin de dediğin gibi bu özgüven diğer atışlarında yüksek skor getirdi. İkinci ve üçüncü seride ise durum tamamen değişiyor. Düşük isabetle başladığın atışlarında performansın giderek azaldı ve maalesef son seride yarışmadan tamamen koptun. Okçuluk gibi bireysel sporların en zor yanlarından biri sadece kendi performansınızı etki edebilmeniz. Rakibiniz tam puan alırken onu durdurma gibi bir şansınız yok. Bu yüzden sakinliğinizi korumak zorundasınız. Konsantrasyonunuzu kaybetmemeli ve sıra size geldiğinde kaldığınız yerden devam edebilmelisiniz. Ancak bunu başarmak söylendiği kadar kolay değil. Bu yoğun mental çalışmalar ve müsabaka deneyimiyle aşılabilecek bir durum. Aslında mental güç, yüzyıllardır bu aleti kullanan her okçu için çok önemli bir detaydı. Ama psikolojik dayanıklılığın günümüzde bu kadar önem kazanmasının en büyük sebebi, yayların okçuları fiziksel olarak eskisi kadar yıpratmayıp sadece atışa konsantre olmalarını sağlamasındandı. Geleneksel kompozit yay kullanan okçuların kol ve sırt kasları her atışta en az 50 kilogram kuvvete maruz kalırken, yaklaşık 300 yıl sonra 1966 yılında
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halls Wilbur Allen adındaki mucidin fikri, aynı etkiye çok daha düşük kuvvete maruz kalarak ulaşmayı başaracaktı. Makaralı yay olarak patent alınan bu yeni tasarımda, yay kollarının uçlarında birer makara vardı. Ahşap yaylardan farklı olarak yay kanatları makaralar etrafına dolanan kirişin çekilmesiyle hareket ettirilir. İlk çekiş esnasında ağırlık fazladır. Ancak çekiş devam ettikçe yayın leto forununa göre bu yük azalır ve tam çekişte yük büyük oranda makaralara aktarılır. Bu tasarım sayesinde okçu tam çekiş pozisyonundayken maksimum yay kuvvetinin çok altında bir direnç ile karşı karşıya kaldı. Let-off oranı olarak adlandırılan bu mekanik avantaj atıcıya genelde 3'te 2 oranında güç kazanımı sağladı. Yani 60 kilogramlık bir yayın tam çekiş anında okçunun üzerinde 20 kilogramlık bir kuvvet uygulayacağı anlamına geliyordu. Bu yenilik M.Ö. 800'lü yıllarda İskitli mühendislerin ahşap gövdeyi desteklemek için boynuz ve sinir kullanmasından sonra yay teknolojisinde yaşanan en büyük devrimdi. Peki bu devrim yay serüveninin nasıl bir yönde ilerlemesini sağlayacaktı? Janbi, Mehmet'in yardımıyla bu devrimin izlerini sürecek. Evet Mehmet, makaralı yaylar. Basit bir dal parçasından yapılanlardan kompozit yaylara. Karşımdaki şey çok karmaşık bir makineye benziyor. Makaralı yay, Amerika'da ateşli silahlara alternatif bir avcılık silahı olarak ortaya çıktı. Yayın, insanların protein gereksinimini karşılamak için avlanmalarını kolaylaştırmak üzere ortaya çıktığını düşünürsek, aradan geçen binlerce yıl sonra özüne döndü diyebiliriz. Ama bu defa teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanarak. Geleneksel yaylarla eşit librelere sahip olsa bile makara sistemi sayesinde onlardan daha fazla güç üretebiliyor. Bu çok enteresan bir bilgi. Makaralı yayın eşit librede bir Osmanlı yayı karşısında ne gibi sonuçlar vereceğini görmek isterim. Bunun için bir darp testi yapabiliriz ama önce İbrahim'den yardım isteyerek çekiş ağırlıklarını eşitlememiz lazım. Janbi, Osmanlı yayı ile karşılaştıracağı makaralı yayın çekiş kuvvetinden emin olmak için İbrahim'in yanında. Tam 50 kilo geldi. Yay kanatlarını biraz gerip tekrar deneyelim. Makaralı yaylar okçuya sağladığı mekanik avantajlarının yanı sıra üretildikleri güç aralıkları sayesinde istenilen çekiş ağırlığına ayarlanabilir bir forma sahip. Bu da tek bir gövdeyle çok farklı kuvvetlerde yay performansları almayı sağlayan ayırt edici bir özellik olarak onu Osmanlı yayları gibi kompozit yaylara göre daha kullanışlı kılıyor. Evet, her iki yayda 55 kilogramda. Artık darp testinden doğru verileri elde edebileceğiz. Antik çağlardan miras kalan mühendisliğin en gelişmiş hali olan Osmanlı kompozit yayı mı? Yoksa yeni dünyanın mekanik harikası makaralı yay mı? Bakalım darp testinden hangisi galip çıkacak? Hangi yayın daha fazla güç üretebildiğini öğrenmek adına farklı materyallerden oluşan 3 kademeli bir hedef düzeneği hazırladım. Nedir bu materyaller? En önde cam var Janbi. Arkasındaysa 10 milimetre kalınlığında beton bir levha. Son olarak da metal plaka. Osmanlı yayıyla çeşitli hedeflere atış yaptım ve gücünü çok iyi biliyorum. Ancak beton kulağa biraz iddialı gelmiyor mu? Deneyip göreceğiz. Bu testte Janbi Osmanlı yayıyla atış yaparken Ferhat makaralı yay kullanacak. Her zaman olduğu gibi yüksek hızlı kameralar kayıtta. Janbi ve Ferhat işaretle birlikte atışlarını yapmak için hazır. Janbi'nin kullandığı Osmanlı yayından çıkan ok, camı geçip beton levhaya saplanmayı başarsa da metal plakaya ulaşamadı. Makaralı yaydan çıkan oksa beton panel dahil 3 hedefi de delmeyi başardı.
Sonuç gerçekten şaşırtıcı. Hatırlamakta fayda var. İki yay da eşit libreye sahip. Yani teknik olarak güçleri aynı. Peki farkı yaratan nedir? Bakalım. Mustafa, ok çıkış hızları neydi? Kompozit yaydan çıkan okun hızı saatte 220 kilometre. Ve kinetik enerji değeri 58 jül. Makaralı yaydan çıkan oksa saatte 261 kilometre hızla ilerlemiş ve 84 jül kinetik enerji meydana gelmiş. Farkı yaratan modern ekipmanlar ve teknoloji. Makara sistemi yüksek bir itiş gücü üretirken ok yatağı ve tetik mekanizması gibi destekler sayesinde okun hız kaybı da minimuma indi. Tekrar görüntülerde okların uçuşu ve hedefe saplandığı ana daha dikkatli bakıldığında bahsi geçen itiş gücü farkını algılamak mümkün. İki yay eşit çekiş kuvveti üretebiliyor olsa da makaralı yayın mekanik özellikleri sayesinde oka aktardığı enerji çok daha yüksek. Okçuluk savaş sanatı özelliklerinden kopmuştu. Makaralı yay patentinin alındığı 1966 yılından günümüze sürekli olarak geliştirilmiş ve bugünkü mükemmel formuna ulaşmıştı. Janbi de bu mükemmel yay formunun altında yatan mühendislik sırrını görmek ve yayı daha yakından tanımak için atölyede İbrahim'le birlikte. İbrahim, makaralı yayı bu kadar farklı kılan nedir? Basitçe çalışma prensibini sana şöyle anlatabilirim. Yay kolları makaralar etrafında dolanan kirişin çekilmesiyle hareket ettirilir. Böylece daha az kuvvet uygun olarak yay gerilir ve uzun süre maksimum çekişte tutulabilir. Avcılar arasında en çok tercih edilen yay olmasının sebebi de bu özelliği olsa gerek. Kesinlikle. Özellikle av sırasında doğru zamanda kirişi bırakmak çok önemli. En ufak bir tereddüt atışın kaçmasına neden olabilir. Makaralı yayla doğru anda atış yapabilirsin. Bu da onu avcılıkta rakipsiz kılıyor. Başka herhangi bir buluşun makaralı yayın okçuluğu etkilediği gibi bir sporu etkilediğini hayal etmek zor. Ancak Wilbur Allen'ın yeni yay tasarımı tam olarak bunu yaptı. Okçuluk ve avcılıkta bir devrim yarattı. Amerikalı mucidin buluşu yayın binlerce yıllık yolculuğunda yaşadığı en etkili ve keskin evrime sebep oldu. Ancak ilginçtir ki bu evrim onu yolculuğun en başına av silahı olarak icat edildiği günlere döndürdü. Tabii ki insanlar günümüzde protein ihtiyacını karşılamak için avlanmıyor. Makaralı yaylar gibi yaylar günümüzde adrenalin tutkusunu bastırmak için kullanılan bir av silahına dönüşmüş durumda. Makaralı yaylar bugün ateşli silahlarla avcılığın yasak olduğu Amerika'da alternatif bir av silahı olarak kullanılıyor. Bu yüzden Janbi de makaralı yayı ateşli silahlarla karşılaştırarak av sırasında gerçekten avantaj sağlayıp sağlamadığını değerlendirecek. Avcı toplayıcıların icat ettiği basit yay karşısında makaralı yay başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyor. Bu durumda onu karşılaştırabileceğimiz silah başka bir yay değil ancak ateşli bir silah olabilir. Peki makaralı yay gerçekten de ateşli silahlara rakip olabilir mi? Janbi bu amaçla yapacağı test için silah operatörü Ahmet Pınar'dan yardım alacak. Janbi makaralı yayla atış yaparken Ahmet 36 kalibrelik bir av tüfeği kullanacak. Hedefte ise arka arkaya yerleştirilmiş içi kumla dolu 3 adet plastik kova var. Ahmet tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra atış yapmak için hazır. Atış var! Silah boş, atış alanı güvenli. Giriş yeri tam olarak burada. Ama çıkış deliği yok. Mermi kumun içinde kalmış. Mermi çekirdeği saatte 1321 kilometre hızla kovaya saplandı. Meydana gelen kinetik enerji değeri ise 1683 jül. Bu rakamsal olarak inanılmaz bir değer. Ancak mermi çekirdeği ilk kovayı bile aşmayı başaramamış. Yüksek hızlı kamera görüntülerinde kurşunun kovaya çarptığı anı net şekilde görebiliyoruz. Fakat çıkış yaptığına dair hiçbir iz yok.
Tüfek barutun ateş almasıyla birlikte büyük oranda enerji açığa çıkarsa da Ahmet'in ateşinde kurşun kuma saplanmış ve bu enerjisini daha fazla sürdürememiş. Bakalım Jambi makaralı yayla nasıl bir sonuç elde edecek? Jambi makaralı yayıyla 36 kalibrelik bir tüfeğe meydan okuyor. Bu onun için zor bir sınav olacak. Şu manzaraya bir bakar mısınız? O kumla dolu iki kovayı aşıp üçüncü kovaya saplanmış. Açıkçası bu kadar etkili olabileceğine imkan vermiyordum. Ferhat, bunu ağır çekimde izlemeliyiz. Jambi'nin makaralı yay kullanarak attığı ok beklenmedik bir reaksiyon gösterdi ve iki kovayı geçip üçüncü kovaya saplanmayı başardı. Ferhat, mermi ilk kovada kalırken ok üçüncü kovaya kadar ilerlemeye devam ediyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Mustafa, okun hızını söyler misin? Makaralı yaydan çıkan okun hedefe ulaştığı noktadaki hızı saatte 263 kilometre. Mermi ise 1321 kilometre hızla hedefine ulaşmıştı. Merminin sahip olduğu bu yüksek hız ve kinetik enerji yoğun ve akışkan haldeki kum tanecikleriyle temas ettiğinde aynı ölçüde büyük bir direnç meydana getiriyor. İşte bu da merminin delici özelliğini yitirmesine sebep oluyor. Bu durumda diyebiliriz ki okun düşük hızı bir avantaja dönüşüyor. Kesinlikle. Aynen suya yumuşak bir şekilde elini sokmakla hızlı bir tokat atmak arasındaki fark gibi. İşte tam da bu sebeple bu filmlerde görmüş olduğumuz suyun altında çok yüksek hızlarla hareket eden mermiler aslında çok da gerçeği yansıtmıyor. Çok yüksek bir hızla suya çarpan bir mermi hızını çok çabuk kaybeder ve bir taş gibi suyun dibine çöker. Aslında düşük hızlı mermiler yüksek hızlı mermilere göre su altında çok daha hızlı hareket ederler. Mermi okla kıyaslandığında saatte 1321 kilometrelik inanılmaz bir hıza ve ölümcül bir enerji düzeyine ulaşsa da uzman ekibimizin balistik bilimi verileri ışığında yaptıkları test kanıtlıyor ki makaralı yaydan çıkan okun delici özelliği mermiye göre çok daha fazla. Uzun zamandır ateşli silahlarla ilgilenen biri olarak daha önce hiç böyle bir karşılaştırma yapma imkanım olmamıştı. Bu benim için de çok ilginç bir deneyim oldu. Açıkçası sonucun bu kadar keskin olabileceğini hiç düşünmemiştim. İlk bölümden itibaren pek çok farklı test gerçekleştirdik. Hepsi de birbirinden ilginçti. Ama itiraf etmeliyim ki beni en çok şaşırtan kesinlikle bu test oldu. Ok ve yay bizi hayrete düşürmeye devam ediyor. Okçuluğun bir spor dalı olması aşağı yukarı 500 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık olarak 20 bin yıldır insan hayatında olan ok ve yay ancak son 50 yıl içinde bugünkü teknolojisine ulaştı. Makaralı yaylar da tıpkı geleneksel yaylar gibi ortaya çıkışı ve gelişimi itibarıyla bir tür silah olarak nitelendirilebilir olsa da aynı zamanda modern hedef okçuluğu turnuvalarında kullanılan bir spor aletidir. Makaralı yaylar mekanik özellikleriyle atıcıya sağladıkları fiziksel avantajların yanı sıra optik nişangah gibi atış keskinliğini destekleyici teknolojik ekipmanlara da sahip. Bu özellikleri makaralı yay yarışmalarının da ayırt edici özelliğiydi. Jambi, makaralı yayların merceğe sahip olması ve uzun süre hedefleme yapabilmesi onu olimpik yay branşından ayıran özellikler. Dolayısıyla makaralı yay salon müsabakalarında en yüksek skor bu 10 kuruş çapında. Senden yaptığın atışlarda oklarını bu noktada toplamanı istiyorum. Jambi, Ferhat'ın hazırladığı testte makaralı yay kullanarak 3 atış yapacak. Test için kullanılacak hedef kağıdı makaralı yay salon yarışmalarında kullanılanlarla birebir aynı. Jambi atışlarını bitirdi. Sonuçları yakından görmek için Ferhat'ın yanında. Jambi, 3 okunu da istediğimiz noktaya toplamayı başarmışsın.
Hatta üçüncü okunu tam ortadan vurmuşsun. Psikoloji testi işe yaramış gibi görünüyor. Ama bu defa işini biraz daha zorlaştırmak istiyorum. Bu sefer ne düşündün? Senin için bir düzenek hazırladım. İlgini çekeceğini düşünüyorum. Jambi şimdi de makaralı yaylara eklenen merceğin avantajlarını daha iyi anlayabilmemiz için Ferhat'ın hazırladığı düzenek sayesinde havada asılı kalan pimpon topunu 18 metreden atış yaparak vurmayı deneyecek. Bunu başarabilmesi için topun hareketlerini çok iyi gözlemlemek zorunda. Zor bir atış olacak ama Jambi ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Makaralı yaylar bir av silahı olarak tasarlandı. Az önceki testte de bunun güzel bir örneğini gördük. Yaptığımız test bir av anının simülasyonu gibiydi. Av sırasında atışın doğru anda yapılması bazen uzun süreler alabiliyor. Avcı doğru anı tespit edebilmek için yayını gergin tutmak zorunda. Çekiş anında makaralar sayesinde bunu yapmak çocuk oyuncağı. Geriye kalansa doğru anda tetiğe basmak. Makaralı yayların icadı çıtayı çok yukarıya taşımıştı. Tarih bize gösteriyor ki yayın geldiği nokta asla bir son değil. Yeni bir başlangıç. Ok ve yay kimi tarihçilere göre ateşin icadı kadar önemli bir şey. Bizi yeryüzünün diğer canlılarından ayıran hayal gücümüzün bilinen belki de ilk makinesi. Birçok ulusun yüzyıllar boyunca kullandığı ok ve yayın yolu Türklerle kesiştiğinde ise kendini çağlar ötesine taşıyacak bir yolculuğa çıktı. Türkler tarihi boyunca yaşadığı coğrafyayı, birçok adetini ve hatta alfabesini bile değiştirdi ama kader arkadaşı olan yayından asla vazgeçmedi. Bu okçu millet İslam'ın öğretileriyle bütünleştiğinde ise Osmanlılar döneminde okçuluğa dair her şeyin zirvesini yaşadı. Öyle ki ok ve yay savaş alanındaki yerini ateşli silahlara bıraktığında bile Türkler yaylarını etkili bir şekilde kullanmaya devam etti. Yakın bir tarihte UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesine aldığı geleneksel Türk okçuluğu uzun süre gereken ilgiden mahrum kalmış olsa da son dönemlerde yeniden eski görkemli günlerine dönme sinyalleri veriyor. Anlaşılan o ki Türk okçuluğunun serüveni kaldığı yerden devam edecek. O zamana kadar gözünüz hedefte olsun.